Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin üzerinden 6 ay geçti. Hatay, Antakya'da çadırda kalan depremzedeler bir yandan kavurucu sıcakla, bir yandan da su sıkıntısıyla mücadele ediyor. CNN Türk ekibinden Fulya Öztürk ve Halil Kahraman, Hatay'da çadırda kalanların zorlu yaşam şartlarını ekrana taşıdı. Paramparça olmuş. Ekstradan çadır istiyorum, çadır vermiyorlar. Depremin üzerinden 6 ay geçti ama hala çadırlarda kalan depremzedeler var. Bir yandan hasarlı bir binalar, bir yandan enkazı kaldırılan, yıkılan binalar. İşte 6 ay geçti. Hatay'da durum böyle. 5 bin lira veriyor devlet. Aha. Daire karşılığında. 5 bin liramı alırsam, pardon konteyneri alırsam 5 bin lirayı kesecek. O zaman neyle geçineceğim? Bir mesleğim yok, bir işim yok. Daha doğrusu burada iş sektörü yok. Depremin ağır hasara yol açtığı Hatay'da yaşam hala çok zor. Hava sıcaklıklarının da 35 dereceye kadar çıktığı kentte çadırda kalan depremzedeler hem sıcaktan çadırlarda duramıyor hem de tozdan. Kapısı bile yok. Akşam mandalla tutturuyorum. Yağmur yağdığı zaman üzerime yağmur yağıyor. Şu anda zaten güneşler içinde pişiyorum. Hasarlı yapıların yıkımına devam ediliyor. Bölgede tabii depremzedeler sıkıntılar, zorluklar yaşıyor. Hava çok sıcak. 33 derece, 35 derece. Tabii hissedilen sıcaklık daha fazla. Nem oranı yüksek. Rüzgar esiyor. Bu rüzgarın yani esmesi inanın rahatlatmıyor. Tam tersi çok kötü etkiliyor. Çünkü enkazdan çıkan tozlar insanların hani ağzına burnuna giriyor ve gerçekten boğazı, burnu, ağzı kurutuyor, tıkıyor. Çoluk çocuk var. Dolayısıyla yani bu enkazlar kaldırılırken de sulama yapılırsa çok daha iyi olacak. Çadırlarda kalan depremzedeler sadece sıcaklarla değil, su sıkıntısıyla da mücadele ediyor. Öyle ki duş almak için bile randevu almak zorundalar. Şu mıntıkada yaşadığımız bayanlarla mesela duşumuz yok. Tuvaletimiz yok. Uzak bir yerde tuvalet ve duş var. Duşu saatli yazdırıyoruz. Saat 8'e kadar duş alabilirsin. 8'den sonra alamazsın. O da sıra varsa. Sıra yoksa ikinci, üçüncü günü bekliyorsun. Tek istekleri temiz su. Su sıkıntımız oluyor. Banyo sıkıntımız oluyor. Çocuklarım bazen yıkanmıyor. Bir haftadan yıkanmıyor. İşe gidiyorlar. Tozu içinde geliyorlar. Her gittiğimizde bize Zaman Dağı'na, ya Harbiye'ye, ya Serin Yol'a yönlendiriyorlar. Bizim aracımız yok. Aracınız yok. Aracımız yok. Ha. Arabalar çalışmıyor.